bugün sokaktaki sanatı göreceğiz. Sadece duvardaki renkli çalışmalardan bahsetmiyorum. Şehrin ikonikleşen simgeleri ve heykelleri de radarımızda olacak. Hadi bakalım keşfetmeye başlayalım. Hop on hop off diye turistik otobüslerden çok var, mutlaka denk gelirsin. Fiyatları 30 pound civarında ve bence çok gereksiz bir harcama. Çünkü bu çift katlı otobüslere bindiğinde de aynı manzaraya zaten sahip oluyorsun. 11 numaralı çift katlı otobüsün en ön koltuğuna binersen Londra'nın ünlü yapılarını rahatça görebilirsin. Bu otobüsle ilgili durak bilgilerini açıklamalarda paylaşacağım. Kısaca 1.65 pound'la da şehir turu yapman mümkün. İlk durağımız Kingston. Bu sevimli arkadaşların London Eye kadar bilinirliği yok. Muhtemelen daha önce görmemiş olabilirsin. Out of Order isimli çalışma, sanatçı David Mach tarafından yapılmış ve tam 33 yıldır Kingston'da sergileniyor. Buraya güneşli bir havada gelip nehrin tadını çıkarmaya bak ve ikonik çalışmayı yakından gör derim. Hem zaten İngiltere deyince hepimizin aklına ilk gelen şeylerden biri bu kırmızı telefon kulübeleri değil mi? Bu görkemli tren istasyonu şehirler arası yolculuklarda kullanılıyor. Burası Harry Potter filmlerinden bir sahne gibi adeta. İçinde buluşma yeri adında çok da romantik bir heykel var. Herkes koşturma içinde yürürken bir anlığına da olsa başını kaldırıp bu güzel yapıya mutlaka bakıyor ve çok kısa bir an zaman duruyor. Waterloo Station'ın içinde çok özel bir heykel var. Bu heykel adeta insanın kalbine dokunuyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'ye gelen kişilerin hayallerine, cesaretlerine ve direnişine saygı göstermek adına yapılmış. Gözlerinde yabancı bir yerde olmanın yarattığı endişe, sevdiklerinin ellerini sıkı sıkıya tutmuşlar. Sende de tanıdık duygular uyandırmadı mı? Burası yoktu aslında ama çok beğendiğim için paylaşmak istedim. Bu arada bu askeri birazdan Londra'nın doğusunda bir yerde daha göreceğiz. Big Ben'i önünde kırmızı telefon kulübesiyle herkes çeker. Sen bu meşhur aslanla aynı kareye sokup farkını yarat. Bu aslanın yeni görüntüsü seni yanıltmasın. Kendisi tam 185 yaşında. London Eye sanat eseri değil tabii ama Londra'nın ikonik simgelerinden. Görmek için St. James's Park en güzel lokasyon. Hem parkın keyfini çıkart hem de manzaranın. Bir kahve alıp da yolumuza devam edelim. Londra'da özellikle soğuk havalarda dışarıda gezerken elinden sıcak çayını, kahveni eksik etme. Burası organik kahveler ve yiyecekler satan zincir bir kahve dükkanı bu şehirde sık sık karşına çıkacak. Kahve molası iyi geldi. Hyde Park Corner metrosunda duvarlara dikkatlice bak. Bölgenin önemli simgelerinin resmedilmiş hallerini duvarlarda göreceksin. Knightsbridge, Harrods gibi Londra'nın simgelerinin çizimlerine ve tarihlerine yer verilmiş. Duraktan çıkınca seni 1800'lerden kalma Wellington Arch karşılayacak. Londra'nın simgelerinden biri olan bu ünlü kemer aslında Buckingham Sarayı'nın ana giriş kapısı olarak yapılmış ve daha sonra zafer takı haline gelmiş. Kraliyet Sanat Akademisi'nin bahçesinde İngiliz ressam Sir Joshua Reynolds heykeli var. Kendisi aynı zamanda akademinin kurucusu ve ilk başkanı. İngiliz sanat tarihinde çok önemli birisi ve heykeli de oldukça dikkat çekici. Gelmişken Sanat Akademisi'nin görkemli binasını da yakından incele.
Londra'nın şık caddelerinden New Bond Street'e geldiğimizde tarihin iki önemli karakteri Churchill ve Roosevelt'i sohbet ederken buluyoruz. Çalışmanın adı da Müttefikler, dostluklarına ithafen yapılmış. Ankaralılar bilir, eskiden Kızılay Meydan'da YKM önü buluşma noktasıydı. İşte Piccadilly Circus da bana YKM önünü çağrıştırıyor nedense. Burası meşhur bir buluşma noktası. Okun ucu kimi gösteriyorsa şanslı kişi diyebilir miyiz? Piccadilly'den şimdi Trafalgar Square'e yürüyeceğiz. Keyifli bir yolculuk olacak. Yaklaşık 7 dakika sürüyor. Hadi gidelim. Trafalgar Meydanı, Demokrasi Meydanı olarak kullanılan bir alan. Tam olarak National Gallery'nin karşısında kalıyor. Buraya adımını atar atmaz göreceğin şey ise Antilop adlı bu heykel. İki adam adalet ve eşitlik için ayakta durmayı simgeliyor. Çalışma 2024 yılına kadar burada kalacak ve yine her zamanki gibi başka bir sanat eseri yerini alacak. Baker Street'e geçeceğiz. Orada sana güzel bir sürprizim var. Baker Street durağından çıkar çıkmaz seni ünlü dedektif Sherlock Holmes karşılıyor. Sherlock Holmes'un adresi de zaten 221B Baker Street'ti. Yani buralar onun mekanı diyebiliriz. Leek Street'teki 300 metrelik grafiti tüneli, Londra sokak sanatının kalesi ve şehrin en büyük yasal duvarı ünvanına sahip. İngiliz sokak sanatı süperstarı Banksy, 2008 yılında bu tünelde sokak sanatı festivali düzenleyerek en büyük isimleri tünele bir eser yapmaları için davet eder. İşte bu kadar. Burası artık sanatçıların eserlerini özgürce sergileyebilecekleri renkli ve havalı bir yer haline gelir. Duvar sanatı şehrin her yerinde sıkça karşımıza çıkıyor ama ben seni Londra'nın doğusuna getirdim. Çünkü burada Banksy'nin yaptığı bir çalışmayı görüyoruz. Yol üstündeki bu çalışma diğerlerinin aksine zarar görmemesi için camla kaplanmış. Bölgedeki diğer renkli çalışmalara da gelmişken mutlaka bakmalısın. Hepsi birbirinden güzel. Gözün içindeki Londra silüeti harika değil mi? Bu askeri hatırladın mı? Waterloo istasyonunda benzerini görmüştük. Gördüğün gibi Londra'nın her köşesi ayrı bir detay. Belki şimdi biraz daha algılarını açarak etrafa bakınabilirsin. Kanalıma abone olmayı unutma. Londra'dan bildirmeye devam edeceğim. Cheers!